Evet arkadaşlar, Galatasaray'ın da tesiste çalışmalar hızla devam ediyor. Birinci sahayı geçtiğimiz hafta canlı yayında göstermiştik. İkinci sahayı da düzeltip kumları serpmişler ve düzeltme çalışmaları yapılıyor şu anda iş makinesiyle. Birinci sahaya ara drenaj malzemelerini koymuşlardı. Şimdi üstünü tamamen kapatmışlar gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta drenajla ilgili çalışma vardı. Şimdi kapatıp düzleştirmişler. Evet, burada da arkadaşlar kamyonlar sürekli kum taşıyorlar. 2-3 kamyon geçti şu ana kadar. Arka tarafta bir yere kumları döküyorlar. Orada bir yükseltme çalışması var. Tesis binasının arkasında herhalde. Malzemeler yine gelmiş oraya. İş makineleri, çakıllar var şurada. Onlar zemine dökülen çakıllar. Evet arkadaşlar, altyazı tesislerin devam edeceği yerler de şu şekilde arkadaşlar. Şurada işçilerin binası vardı, kulübe inşaatı, yapay prefabrik, onu kaldırmışlar. Şu görmüş olduğunuz direklerin öbür tarafından aşağıya arkaya doğru altyapı çalışmalarının yapıldığı yer devam ediyor arkadaşlar. Yapılanın gibi 3 tane büyük arazi daha var. Oraya altyapı testleri yapılacak. Evet arkadaşlar, bugün 27 Nisan 2024. Galatasaray'ımız şampiyonluğa adım adım gidiyor. Şampiyon olarak geleceği Kemerburgaz tesislerindeyiz. Geçtiğimiz hafta çalışmalar iyice hızlanmıştı. Bu hafta da devam ederek sürüyor. Birinci sahanın drenaj sistemini alta döşemişlerdi. Üstüne kum dökmüşler şimdi. İkinci sahada kompakt olayı da çakılı döküp düzleştirmişler. Ayrıca şurada geçen hafta kum yoktu, oraya kum taşımaya başlamışlar. Tesisin alt kısmı orası. Oraya çakı kum taşıyor tırlarla. Bugün çok hızlı çalışıyor tırlar. Biraz sonra canlı yayında yapacağım arkadaşlar. Öncesinde size bir video atayım dedim. Gelişmeleri görün. Binada da iç kısmında demirleri kesip oda alanlarını oluşturuyorlar. Bölmeler yapılıyor. Kaynak makinelerinde demirlerle iç kısmında. Evet, Dursun Başkan başkan adaylığını açıkladı. Galatasaraylıların göz bebeği oldu Dursun Başkan ve ekibi. İyi bir yönetimi var. Çok iyi bir hocamız var. Dün akşam yine şampiyonluk yolunda büyük bir adım attık. Galatasaray'ımızın önünde çok güzel günler duruyor. Burası bittiği zaman Galatasaray paraya kavuşacak. Paraya kavuşunca borçları silecek. Zaten iyi olan kadrosuna Avrupa'da da ses getirecek. Futbolcuları transfer edeceğiz. Yönetim şu anda gerçekten çok iyi, teknik ekip rekorlar üstüne rekor kırıyor. Okan Buruk 2 yılda 12 derbinin 9'unu kazandı. 2 beraberlik, tek yenilgisi var. Fenerbahçe en son golünü 2 sene önce Galatasaray'a atmıştı. 2022 yılında en son şutunu da geçtiğimiz senenin Ocak ayında atmıştı. 1,5 senedir gol atamıyor, şut atamıyor Fenerbahçe Galatasaray kalesine. Öyle başarılı bir takım kurduk ki
İç sahada 17'de 17 yaptı. 22 maçtır üst üste kazanıyor. Tesisleşme son hızıyla devam ediyor. Galatasaray'ımız önü çok açık gerçekten. Sevgili Galatasaray kardeşlerim. Tesiste son durum böyle. Birazdan canlı yayına geçeceğim. Siz bu videoyu izledikten sonra